Merhabalar tekrardan. Bayramda kardeşim bir tane adak kurbanı kesiyor. Dolayısıyla bizim burada mesire alanımız olan şehir merkezinden 30-40 kilometre uzakta çok güzel bir memleketimizde, Bilecik Bozüyük'ün memleketinde güzel bir orman var. Oraya geldik. Şimdi buradan elimizi ağzımızı yıkadık, suyumuzu doldurduk. Daha sonra elektrikli arabamızla buradan birkaç manzara görüntüsü, video falan çekeceğiz. Beğeneceğinizi umarım videoları. Evet, şöyle çok güzel mesire alanları var. Şöyle bir yukarı doğru da çıkalım. Olduğu için bayağı bir şey yapıyor. Evet, yukarıları bizim için tehlikeli olabilir. Buralardan bir yerden dönelim. Ama çok güzel manzara. Böyle çeşmeler buralarda çok fazla var. Çünkü hem mesire alanları hem otlaklarda hayvanların sulanması için, su içebilmeleri için çok güzel burada piknik yapabilme alanları var. Hem doğayla iç içe, baş başa, sessiz, sakin, çok kaliteli burada zaman geçirilebilir. Şuradan geriye dönelim, bu tarafta işimiz yok artık. Evet, araba pek geriye salmıyor ileri viteste kontak açıkken. Dolayısıyla geri vitese mecbur takacağız arkadaşlar. Aynı şekilde tam tersi, geri vitesteyken de ileriye pek salmıyor. Bütün regeneratörler böyledir sanırım. Evet, şuradan. Evet, yolumuz böyle. Hava çok güzel, orman çok güzel, doğa çok güzel. Ben biraz yukarıya gezmek için geldim. Aşağıdaydı kardeşlerim. Şimdi onların yanına gideceğim. Orada bir kestikleri kurban etinden biraz yiyerekten tekrar 30-40 kilometre ilerideki Bilecik Bozüyük'e gideceğiz. Arkasından birkaç gün sonra bayram tatili bitince de tekrar Antalya Melek'e gideceğiz. Böyle. Bu doğayı çok güzel beğendim. Çok güzel buldum. Paylaşmak istedim sizinle. Belki izlersiniz. Burada internet çekmiyor. Dolayısıyla arkasına müzik fonu koyamadım. Ama doğanın sessizliği, sakinliği de yeterince çok güzel zaten. Böyle. Buradan yavaş yavaş. Böyle bu yol daha ormanın derinliklerine kadar devam ediyor. İşte bak, burada da bir çeşme var. Çeşmeler de çok güzel akıyorlar ha. Yani sürekli boşa akıyorlar bu kaynak sularından, yağmur sularından ya da yeraltı sularından sürekli. Çalışıyor yani çeşmeler ve sürekli akıyorlar. Yani hani böyle bir depo falan olup da birikip kullanma şeklinde değil. Sürekli akıyorlar yani. Böyle bu derenin kenarına insanlar villalar yapmışlar. Aşağılarda daha fazla var villalar. Taştan, ahşaptan, çeşitli dekoratif unsurlardan villalar yapmışlar. Böyle. Böyle burada dönem dönem tatillik yaşayanlar da var. Dönem dönem buraya mesire alanı gibi gelenler de var. Aşağılarda başka villalar da var. Güzel yani böyle orada.
Çok verimli, oksijen bol, çam ormanın içinde zaman geçirilebilir. Gelen arkadaşlarımız olursa buraya yönlendirebilirim. Burada çok güzel. Aşağıda mangal yapabilme alanları var. Oturaklar var. Çok güzel yeşil alan. Zaruri ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için mescit, tuvalet falan o tarz şeyler de yapmışlar. Sosyal imkanları da koymuşlar. İşte burada şey de var. Başka villalar da var. Böyle. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Allah nice mutlu mesut yeni bayramlara erdirsin inşallah. Bayram sonuna kadar artık muhtemelen video çekmem. Bayram sonu tekrar yolculuk videoları, seyahat, tatil videoları. Cennet plajı. Ondan sonra Fethiye Ölüdeniz. Side Altınkum. Alanya'da bazı böyle ince kum gibi özel plajlar var. Onların videolarını çekip yayınlamayı düşünüyorum. Onlara bu elektrikli arabayla seyahat edip hem yolculuğu hem de o orada geçirdiğimiz zamanları video çekip Belek, Boğazkent var tabii. Bu tarz sahil tatil yerlerinin videolarını çekip oradaki imkanlardan, fiyatlardan işte gelirseniz ne yersiniz, ne içersiniz, hangi şey kaç para gibi, hangi plaja ücretle giriliyor, hangi plajlar ücretsiz gibi şeyler de paylaşmak istiyorum. Onları da ihtiyaç olduğunda izleyip oradan öğrenip bilgi sahibi olabilirsiniz. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ederim. Aa bak burada şey var. Çobanlar koyunlarını otlatıyorlar. Hazilerde de zaten tekrar geniş bir mesire alanı var. Şöyle. Bakın orada araba. Kardeşlerim orada şey yapmışlar. Arabaları park etmişler. Ateşi falan da yakmışlar. Evet bakın orada. Oha onlar kaç araba gelmişler öyle? 2, 4, 6, 8 araba gelmişler. Arabada kaç kişi yiyecek bir kuzuyu alt tarafı ya? 25 kilo et çıksa 8 arabada 3'er kişi olsa 3 kere 8 24 doğru ya birer kilo et düşer. İnsanlar burada arkadaşlar şey yapıyorlar, piknik yapıyorlar. Bize selam verdiler. Burada çocuklar salıncakla sallanıyorlar. Çok güzel bir mesire alanı burası. Kesinlikle tavsiye ederim buraya gelmenizi. Ücretli satılan bir şey yok burada. Herkes kendi eşyasını alıp da geliyor buraya. Burada ücretli herhangi bir şey yok. Davut Bey, işte kardeşlerim burada. Bunların hepsi benim kardeşim. Büyük kardeşlerim, küçük kardeşlerim, eşleri. Böyle güzel bir mesire piknik alanı orada yapılmış. Herkes semaverde çay falan bir şeyler. Oradan selam verenler var. Böyle namaz kılanlar var. Bilmem başka şeyler yapanlar var. Tamam bakalım bu kadar yeter şimdilik.